Herkese merhabalar. Bir Karadeniz Vardiyası'nda İsmail Gülmez ile beraberiz. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk efendim, merhaba. Kötü bir zamanda bir program yapmaya çalışacağız. Malum Türkiye'de yaşanan bombalı saldırı esnasında 6 şu an için gözüken 6 kaybımız ve birçok yaralımız mevcut. Yaralıların sayısı ne kadar açıklansa da bundan daha fazla olduğunu da tahmin ediyoruz. Bu bombalı olayın içerisinde yaşanan birçok dış etkenden ve sıkıntıdan bahsediliyor. Bu dış etkenlere bağlı olarak da en büyük belki de ilerleyen bir tartışacak konulardan bir tanesi yine Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin NATO'daki varlığı olacak. Bugün yapacağımız program ise de aynı şekilde bunun aslında dış cephesi itibariyle, bu olayın gerçekleşme dış cephesi itibariyle Türkiye'nin Rusya ile olan artan ilişkilerine, Ukrayna Savaşı'na ve Ukrayna Savaşı'nın gelişmelere biraz ışık tutacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Karadeniz Vardiyası'nın devamlılığı da çok çok önemli diye değerlendiriyorum. Ancak bu konulara gelmeden önce özellikle Ukrayna Savaşı'nda yaşanan bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Bu artan drone kullanımı Ukrayna Savaşı'nda çok dikkat çekiyor ve insansız araçlara yönelik yönelim var şu anda savaş içerisinde. Bu da aslında savaş alanında, harp sahasının ilklerinden diyebiliriz. Yani dronelarla alakalı son dönemde gelişmeler yaşandı. Ukrayna tarafında özellikle gelişmeler yaşandı ve verilen destekler de gittikçe artıyor. Bu anlamda basına yansıyan haberlerde ve takip ettiğin kadarıyla gelişmeleri bizimle paylaşabilir misin İsmail? Biliyorsunuz Bayraktar İHA'sı özelinde bizim de takip ettiğimiz İHA'ların, insansız hava araçlarının Ukrayna tarafından etkili bir şekilde kullanımını biz daha önceki programlarımızda da işlemiştik detaylı bir şekilde. Ukrayna insansız su üstü araçları da kullanmaya başladı son zamanlarda. Eylül ayında Sivastopol açıklarında bir tane insansız su üstü aracı karaya vurmuştu. Rusya bunu ele geçirmişti. Şimdi Ekim ayının sonunda da 29 Ekim'de tam şafak vakti diyebiliriz. Yani önce hava karanlıkken başlıyor saldırı ve hava aydınlanana kadar devam ediyor. 7 tane insansız su üstü aracı ve 9 tane de tabii bunlar vurulanlar olduğu için bu sayıları veriyoruz. Belki vurulmayan da varsa daha fazla da olabilir bu sayı. 9 tane de insansız hava aracıyla koordineli bir şekilde Sivastopol limanına saldırdı. Ukrayna savaş gemilerini hedef aldı ve 3 tane savaş gemisi hasar aldı. Bir tanesi Moskova biliyorsunuz batırılmıştı Neptün güdüm mermileriyle. Onun yerine sancak gemisi olan Amiral Makarov fırkateyni yani Rusya'nın Karadeniz filosundaki en büyük gemisi hasar aldı ve 2 tane de mayın gemisi hasar aldı belirtildi. Bu gerçekten dediğiniz gibi sansasyonel bir başarı oldu ve Ukrayna'da çok etkili bir silah olduğunu keşfetti. Yani su üstü araçlarının, insansız su üstü araçlarının videolarını da sosyal medyada yayınlandı. Belki burada da bilmiyorum gösterebilir miyiz? Helikopterle tespit etmesine rağmen hem gemi tespit ediyor yani fırkateyn tespit ediyor hem de helikopter tespit ediyor. Helikopter el şarjı atıyor yani el bombası diyebiliriz. Makine tüfekle pek çok atış gerçekleştiriyor ama durduramıyor. Yani fırkateyne çarpana kadar, infilak edene kadar görüntü almaya devam ediyor. Görüntü alıp yayınlamaya devam ediyor. Ukrayna 100'e yakın bu insansız su üstü araçlarından almak için bir kampanya başlattı. Bağış kampanyası başlattı. Ve maliyeti de çok fazla değil. Yani çok maliyet etkin. 250 bin dolara mal oluyor bir tanesi. Yani bir Ukrayna'nın Rusya'nın fırkateyni 500 milyon dolar yaklaşık diyebiliriz. Yani 2000 kat kendisinden değerli bir şeyi vurabilecek seviyede. Çok efektif. Ukrayna'nın deniz kuvvetleri sıfır gibi bir şey diye düşünebiliriz. Çünkü 2014 Kırım Savaşı'nda Kırım ilhak edildikten sonra bütün donanmasına el kondu. Ve çok az bir iki küçük botu hariç sıfır diyebiliriz yani Ukrayna deniz kuvvetlerini. Bu insansız su üstü araçlarıyla yani Rusya'nın Karadeniz'deki, Batı Karadeniz'de, Ukrayna sahillerindeki deniz kontrolünü tartışmalı hale getirdi diyebiliriz. Yani deniz hakimiyeti vardı ilk başlarda. Şu an Ukrayna Rusya'nın Sivastopol limanından gemilerini çıkartamamasına hatta Novorossiya'ya kaydırmasına sebep olacak bir şekilde bu su üstü dronlarını kullanarak dediğiniz gibi ilk olarak sistematik bir şekilde kullanımda diyebiliriz. Burada önemli olan iki tane husus var bence. Birincisi Ukrayna'nın zaten normal şartlarda kendisinin sahip olduğu gemi üretim bandı veya gemi inşa sektöründeki varlığıydı.
Çok ciddi bir birikimi vardı bu anlamda da. Kendi liman, kendi gemi inşa, özellikle askeri gemi inşa alanındaki atılımları vardı. Bu anlamda gelişmeleri de kendisinin tersanesinde takip ediyordu. Anladığım kadarıyla bu anlamda da bir yatırım var ve bu projeyi de insansız su üstü araçlarına yönelik de bir dönüşüme gidecektir diye tahmin ediyorum Ukrayna. Burada iki önemli husus görüyorum. Bir tanesi gemi sektöründe yapmış olduğu daha önceki yatırımlarını zaman içerisinde su üstü unsurlarında insansız su üstü unsurlarına da devşirecek şekilde kullanacağını tahmin ediyorum. Ve bu anlamdaki sahip olduğu teknolojisini insansız su üstü teknolojisiyle birleştirerek kendisine bir yol haritası belirleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü burada az önce de senin bahsettiğin gibi asimetrik bir durum var. İkincisi de tam da bu asimetrik durumdan dolayı söz konusu. Asimetrik harpte daha önce bizim çok uzun zamandır bahsetmiş olduğumuz ve aslında Ukrayna savaş sahası içerisinde görülen en büyük olaylardan bir tanesi de asimetrik harp idi. Yani çok küçük bir unsurun veya çok yetersiz, normalde eğitim almamış insanların bile düzenli ordular karşısında etkili olabilecekleri bir harp ortamından bahsediyoruz asimetrik harpte. Ama geldiğimiz ortamda ise biz bunun artık hibrite kaydığını görüyoruz ve hibrit harp ortamına geçiş yaptığımızı görüyoruz. İşte bu yüzden insansız su üstü araçlarının beraber kullanıldığı bir hibrit ortamında Rusya'nın bu anlamda da eğitim zafiyeti yaşadığını hak ediyoruz. Yani ne demek istiyorum? Normal şartlarda Rus ordusu ve Rus donanması düzenli ordular ile savaşabileceği, kendi radarlarında çok rahatlıkla kestirme yapabileceği, kendi savunma sistemleriyle etki altına alabileceği düşman unsurlarına karşı, muhasım unsurlara karşı etkili olabilecekken, bu tür havadan gelen taarruzlarda dronlar ile ve koordineli olarak aynı şekilde su üstü insansız su üstü araçlara gelebilecek olan taarruzlarda yetersiz kaldığını o videolarda gördük. Ve halihazırda bunu alabilecekleri bir önlem de yok. Dolayısıyla denizdeki yaşayacakları zafiyetin daha da artabileceğini göreceğiz yakın zaman içerisinde diye düşünüyorum. Bu da bizim klasik anlamdaki harp ortamında, deniz harbinde bir ilk veya sıcak savaş olarak dünya için bir ilk diyebiliriz. Çünkü denemeleri çok zaman yapılmıştı. Bunların üretimleri esnasında yapılan birçok denemeler var. Ülkelerin kendilerinin yapmış olduğu faaliyetler var ama sıcak harp ortamında ilk defa bir hibrit harp içerisinde bu faaliyetler konvansiyonel silahlara karşı kullanılmış oldu. Bununla beraber aynı zamanda limanları yapılan, karadan yapılan veya karadan atılma usulüyle denizdeki unsurları yapılan füze atışları da tanık ettik. Aslında hibrit harbi daha da kompleks hale getiriyor bu durum. Yani hem insanların kullanıldığı limanlardaki gemilerin bombalanması usulü var, hem karadan direkt denize atılan mermiler, mühimmatlardan bahsedebiliriz, mühimmatlardan bahsedebiliriz. Hem de aynı zamanda bölgede çok yoğunluklu kullanılan su üstü harbinden görüyoruz. Ama burada en önemli husus insan kaybı yok. Yani Ukrayna kendi personelini kaybetmeden, kendi personel riski atmadan çok rahatlıkla yer etki altına alıyor ya da sürekli tetikte kalmasını sağlıyor Rus donanmasının. Rus donanması eskiden olduğu gibi rahat hareket edemez hale geldi diye düşünüyorum. Bu da dengeyi bozan bir durum oldu açıkçası. Bu konuda ben ilave araştırmalar da yaptım. İlk olarak İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlar HMS York kruvazörüydü yanlış hatırlamıyorsam. HMS York savaş gemisini batırıyorlar bir tane insansız su üstü aracı kullanarak. Ukrayna'nın kullandığına benzer biraz daha büyük bir su üstü aracı kullanarak batırıyorlar. Benzer bir şekilde. Daha sonra savaştan sonra 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail bir Mısır savaş gemisine hasar verdiriyor. Daha sonra Sri Lanka'da Tamil gerillaları kullanıyorlar. Onlar gerçi insanlı bir şekilde İnsan kullanıyorlar. kullanıcı. Son anda atlayabiliyor işte süren kişi. Ancak yine kendisine de zarar gelebiliyor. Ve en sonunda Yemen'de Huti militanları, Şii militanlar Yemen hükümetine karşı savaşıyorlar. Bir tane Suudi Arabistan fırkateynine hasar verdiriyorlar. Bu da insansız, tamamen insansız bir şeyle. Jet ski tarzı bir botla. Ama yani bu şekilde koordineli bir hem İHA'larla hem de insansız su üstü araçları birlikte kullanılan ve bu kadar fazla sayıda bu saydıkları bir tek araç asimetrik saldırı düzenliyorlar.
demir yerindeki veya limandaki gibi bir gemiye yapıyorlar. Ancak burada Makarov fırkateyni seyir halinde ve muhtemelen tam yol ileri bir şekilde gidiyor. 30 knot sürat yapıyor. Bu insansız süratli aracın ise 60 knot'a kadar sürati çıkabiliyor. Yani 2 katına kadar çıkabiliyor. 3,5 metre boyunda, denizden yüksekliği yaklaşık yarım metre. Kompozit malzeme, yani metal değil. Dolayısıyla tespit edilmesi, yani radar manyetik dalgalarının çarpıp geri gelmesi çok zor. Hem şeyi küçük, radar kistaları küçük. O yüzden helikopter kullanıyorlar zaten. Görebilmek için helikopter kullanıyor ama helikopterle görmesine rağmen de etki altına alamıyor. O da olayın ikinci boyutu zaten. Daha da olayı ilginç yapan tarafı da o. Yani onunla daha iyi etki altına alamıyorlar. Çok süratli. Gerçekten zor yani. Hani bir aslanın arıyla savaşması gibi. Yani. Evet, çok güçlü tabii ki aslan. Ancak arı da hızlı, küçük. Karşı koymak çok zor ve birlikte bir sürü arı aslana saldırdığı zaman karşı koyması çok zor. Evet. Yani bunu gördüğümde, bu görüntüyü gördüğümde helikopter ateş ediyor, vuramıyor. Gemiden ateş ediliyor, vurulamıyor. 20 yıl önce yaklaşık harp okulundayken bir sınıf arkadaşım, çok zeki, fikirler üreten bir insandı kendisi. O bundan bahsetmişti. Biz dedi işte fırkateyn üretiyoruz, işte büyük gemiler üretiyoruz, korvet vesaire. Ancak dedi özellikle Ege'de, işte sıkışık bir hareket alanında, bir sürü adaların olduğu bir yerde bu tür botlar yapsak, insansız botlar yapsak, o zamanlar daha böyle İHA, insansız araçlar, teknoloji çok fazla ilerlemiş değildi. Yani cep telefonları bile yeni çıkmıştı. Orada o zamanlar bile bu şekilde fikirleri vardı arkadaşımızın. Ancak tabii o da KYK ile ihraç edildi. Yani bu fikirleri gerçeğe dönüştürülemedi. Evet. Böyle bir anımı da anlatmak istedim. Evet. Ve yine burada da Ruslar hemen saldırıdan sonra İngilizleri suçladılar. İngiliz deniz kuvvetlerinin bu saldırıya, hatta Nord Stream boru hattının da patlatılmasında destek verdiğini belirttiler. Bu saldırı da bana Çeşme baskınındaki bizim Çeşme koyuna sığınan Osmanlı donanmasının İngiliz-Rus ortak donanmasıyla ama İngiliz amiral tarafından yönlendirilen donanma tarafından ateş kayıkları kullanılarak işte bizim koya sığınan gemilerin yanmasına sebep olmaları aklıma gelmişti. Ya bu da onun temeli diyebiliriz yani. İlk olarak asimetrik harbin temeli. Koyda etkisiz bir hal, yani kaçma imkanı olmayan büyük gemilere karşı küçük, vurulma imkanı çok zor. O zamanlarda topla o kadar küçük hedefleri vurmaya çalışmışlar ancak vuramamışlar. Benzer bir şekilde burada da Ruslar bu sefer aynı saldırıyı iddia ettiklerine göre İngilizler tarafından kontrol edilerek, koordine edilerek maruz kalmışlar. Savaşın deniz boyutunda bunlar devam ederken bir de çok ilginç bir şekilde aslında çoğu insanın da beklemediği şekilde ama takip edenlerin de aslında böyle bir gelişmenin de olabileceğini tahmin ettiği bir durum yaşandı ve Rusya Kherson'dan çekildi. Rusya'nın Kherson'dan çekilmesi hem birçok analistin bu konuda analiz yapmalarını, bunun sebeplerini araştırmasına sebep oldu. Diğer taraftan NATO'nun da bu anlamda açıklaması var. Ancak şu ana kadar yapılanlarda Ukrayna ilk başta temkinli yaklaştı. Bu durumu biraz daha gözlemliyoruz. Bunun arkasında başka bir şey olup olmadığını mutlaka görmek istiyoruz ama şu anda çekildiğini görüyoruz. Ama şu ana kadar da gördüğüm kadarıyla herhangi bir manevra olup olmadığı henüz netleşmedi. Öyle bir manevra da gözükmüyor şu ana kadar. Gerçekten çekiliyor gözüküyor. Senin değerlendirmelerin nedir? Gerçekten bu bir zafer midir? Veya Kherson'dan çekilmesi Rusya'nın evet artık Ukrayna'dan da çekileceği veya yakın zamanda Rusya'nın ya iki ihtimalden bir tanesi ya daha ağır bir şekilde, daha zorlu bir şekilde tekrar sahaya ineceğini ya da artık Ukrayna'daki emellerinin bazılarından vazgeçip belki de savaşı bitirmek için anlaşmaya oturacağına yönelik iki farklı tez ortada var şu anda. Sen hangisini destekliyorsun veya bu üçüncü bir tezin var mı bu anlamda da? Öncelikle şöyle başlayayım. Rusya savaşın hemen üçüncü gününde, 24 Şubat'ta başladığı savaşın üçüncü gününde Kherson'u ele geçirmişti. Kherson, Kırım'ın kuzeybatısında, Dnieper nehrinin hemen batısında. Oradaki köprülerden geçerek hemen köprü başını tutup Kherson'u ele geçirmişti. Daha sonra da kuzeye Dnipro'ya ilerlemişti. Çok hızlı bir şekilde hiçbir mukavemetle karşılaşmadan.
İlk olarak Mykolaiv'de, biraz daha kuzeyde, Kiev'e yakın Mykolaiv'de mukavemetle karşılaştı. Orayı da ele geçiremedi ta ki şu ana kadar. Hiçbir zaman ele geçiremedi. Ama Kherson o zamandan beri elindeydi, Dnipro elindeydi. Ancak Haziran ayından itibaren Ukrayna buralarda karşı taarruza geçmeye başlamıştı. Hı hı. Ve Ruslar çok kayıp verdiler burada. Çünkü Ruslara destek, lojistik destek, hem de asker desteği Kırım üzerinden ve Mariupol üzerinden, yani Donbas bölgesinden, hemen güneyden Mariupol üzerinden geliyordu. Ancak nehri geçmeleri gerekiyor tabii destek veren birliklerin. Ukraynalılar da Amerika'dan, Batı'dan aldıkları silahlarla, çok efektif nokta atışı yapan silahlarla, HIMARS mesela bir tanesi, köprüleri etki altına aldılar. Evet. Ve lojistik desteğin önünü kestiler. Ruslar köprü yıkılınca pontonlarla, yani su üzerindeki platformlarla yeni köprüler oluşturmaya çalıştılar. Daha yavaş da olsa buralardan geçmeye çalıştılar. Onlar da vuruldu. Yine yaptılar, yine vuruldu vesaire. Sıkışmış oldular. Yani Dnieper Nehri kendilerini sıkıştırmış oldu. Oradaki birlikleri sıkıştılar ve Ukrayna çok fazla kayıp verdirdi. Ancak yine de Ruslar direniyordu. Burada da Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki komutanları General Sirovikin'in de belirttiği gibi, daha fazla asker kaybı vermek istemiyoruz. Yani tek çekilme sebebimiz bu dedi. Çünkü orayı tutmak çok zor gerçekten. Yani nehrin bir tarafındasınız ve sizin desteğinizde sürekli köprüyü vurarak kesiyorlar. Havadan belki helikopterlerle destek sağlanabiliyor, ancak kısıtlı oluyor bunu da tabii ki. Dolayısıyla kayıplarını azaltmak için geri çekildiler. Yani sanki daha güçlü bir şekilde savunmak için, yani şu ana kadar aldıkları toprakları daha güçlü bir şekilde savunmak için geri çekiliyoruz şeklinde bir açıklama yaptılar. Aslında bir yerde elindeki büyük payı tutabilmek için bazı küçük paylardan fedakarlık ettiklerini söyleyebiliriz, ama burada en önemli hususlardan bir tanesi de en başından beri vurgu yaptığımız Rusya'nın Ukrayna'da yaşamış olduğu lojistik sıkıntıların Ukrayna'nın da elde etmiş olduğu silahlarla yapmış olduğu müdahaleler sonucunda daha da işin içinden çıkılmaz hale geldiğini görüyoruz burada. Yani bu aslında savaşın gidişatında en büyük etkenlerden bir tanesi olacağını çok defalar programlarımızda söylemiştik. Lojistik olarak zafiyetlerin bulunduğunu ve bu lojistik zafiyetlerin de yakın zamanda farklı sıkıntılara sebep olacağını söylemiştik. Ve gittikçe de bu durum gerçekleşiyor gördüğüm kadarıyla. Bunun devamı gelir mi sence? Yani Kherson'dan çekilme devamından başka alanlardan çekilmeyi de beraberinde getirir mi? Yoksa bu az önce söylediğimiz gibi diğer tarafları güçlendirmesiyle bu zafiyetini kapatabilecek mi? Açıkçası Rusya neredeyse bir ay önce biliyorsunuz yapılan bir referandumla, bu Kherson'da dahil olmak üzere Kherson, Zaporojye, Donbas bölgeleri ve Kırım Rusya'ya resmi olarak ilhak olmuştu. Yani Rusya toprağı olarak görülüyordu. Şu an Ukrayna aslında Rusya toprağını, hani resmi kağıt üzerinde Rusya'ya göre Rusya toprağını ele geçirmiş oldu. Ve biz bunu, Putin dedi ki elimizdeki bütün imkanlarla savunacağız. Nükleeri de kastetmiş oldu. Ama savunmadılar yani. O yüzden de zaten Zelenski ve Ukrayna tereddüt etti. Acaba bir şey mi var burada? Evet. Uzak mı kuruldu diye. Ancak kurulmadı. Çünkü kendi vatandaşlarını da orada, Rus kökenli vatandaşları da dahil tahliye ettiler. Doğu tarafına geçirdiler. Nehrin doğusuna. Ve kendi birliklerini de çektiler. Oradaki sivil makamlarını da çektiler. Sizin sorduğunuz soruya gelirsek, bence Batı desteğiyle birlikte Ukrayna şu an inisiyatifiyle geçirmiş durumda. Rusya'nın problemleri devam ediyor. Buna karşı işte şey ilan ettiler, sıkı yönetim ilan ettiler kısmi de olsa. Değişik kanunlar çıkartıyorlar. Şimdi en son gördüğüm kadarıyla yabancıların da, yani Rusya vatandaşı olmayan, Rusya'da yaşayan kişilerin de orduya dahil edilmesi gibi kanun çıkartmışlar. Ancak bunlar ne kadar yeterli olacak? Göreceğiz tabii ki. Şu ana kadar yani savaşın ilk 3 ayından sonra hep Ukrayna'nın inisiyatifi ele geçirdiğini gördük biz. Ukrayna iyi gidiyor gibi gözüküyor ve ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü arkasında Batı var ve Batı'nın da korona krizi esnasında bir ekonomik kriz yaşanmıştı. Değişik ülkelerde siyasi krizler oldu. Ancak sağlam bir şekilde hem ekonomisi hem teknolojisi sağlam. Ancak Rusya bu açılardan güç kaybetmiş durumda.
Rusya'nın ekonomik olarak doğalgaz, petrol sayesinde hidrokarbonu silah olarak kullanarak işte Batı'ya yaptığı baskı, Avrupa Birliği'ne yaptığı baskı da gün geçtikçe hafifleyecektir bence. Yani ilk şok tabii ki kuvvetli olacaktır ancak bunun alternatifini bulacaklardır zaman geçtikçe. Dolayısıyla Rusya için işler bence daha kötüye gidiyor gibi gözüküyor. Ukrayna'nın hedefi bütün Ukrayna topraklarını 2014 öncesi sınırları yani Kırım da dahil olmak üzere Kırım'ı da almak istiyoruz diyorlar. Evet. Donbas'ı, Lugansk'ı da almak istiyoruz. Kırım bölümü biraz daha henüz bekleyecektir diye düşünüyorum. En azından ikinci basamakta Kırım'la alakalı devam eden bir süreç verebiliriz ama şu anda bu yakın zamanda başlayan Ukrayna Savaşı özelinde söylersek evet dediğin gibi Rusya'da çok fazla istediği gibi gitmiyor. Hatta bir önceki programımızda kapak başlığı yaptığımız ABD Rusya'nın nükleer blöfünü gördü demiştik kapak başlığında. Bu da aslında hakikaten blöfü gördüklerini ve Rusya'nın da blöf yaptığının bir neticesi diyebiliriz. Çünkü blöf yaptığını sahada ise geri çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Nükleer kozunu oynayamadı veya en azından şimdilik oynamak istemedi diyebiliriz. Halbuki kendisinin söylemleri nükleere varacak kadar önlem alacağını söylemişti. Dediğim gibi bunları da yapmadı. Rusya'nın da normalde beklenenden farklı hareketler yaptığını da gözlemliyoruz aslında. Biraz daha tahıl konusunda özellikle dünyayı sıkıştırabileceğini düşünüyorduk. Aynen enerji anlamında olduğu gibi bunu da bir koz olarak kullanabileceği analiz ediliyordu. Ama kendisinin de bu bölgede belirli inisiyatifleri olduğu, Türkiye ile geliştirmiş olduğu bir koridor vardı. Ve bu koridor içerisinde de yeni anlaşmada bunu koz olarak tekrar masaya getirebilir, istediklerini almaya çalışabilir demiştik. Peki en son anlaşma yapıldı. Gerçekten de Rusya istediklerini alabildi mi bu anlamda? Yoksa geçen anlaşmada olduğu gibi kendisinden ödünler vererek bu dünyanın kamuoyu baskısının altında kalmamak için bir koridor imza koridor anlaşması daha imzaladı mı? Son durum nedir? Dediğiniz gibi nükleer blöfünde de olduğu gibi yine Batı'nın desteğiyle tabii Ukrayna burada da Rusya'nın blöflerini görüyor gerçekten. Mesela Rusya yaklaşık bir 10 gün önce tahıl koridorundan çıktı, anlaşmadan çıktı. Bu şu anlama geliyor. Yani ben bu gemilerin güvenliğini artık taahhüt etmiyorum. Gemilerin başına bir şey gelebilir anlamında. Ancak ona rağmen tahıl koridorunda trafik devam etti. Hatta artarak devam etti. Rusya herhangi bir şey yapmadı, yapamadı. Çünkü batıya yakın gidiyorlardı gemiler. Ancak yine de sigorta şirketleri 2 Kasım'dan itibaren sigorta artık var olan sigortada devam ettirdiler 2 Kasım'a kadar. 2 Kasım'dan itibaren artık yeni sigorta yapmayacağını söyleyince burada bir kesilme olacaktı. Tam o olmadan Rusya tekrar geri döndü. 29 Ekim'de bu suçlu dronları ile saldırı oldu. 2 Kasım'da da Rusya tekrar tahıl koridoruna geri döndü. Aslında beklenmeyecek bir şekilde. Evet. İstediklerini alamadı. Çünkü Rusya'nın istedikleri kendisine yapılan kısıtlamaları, müeyyidelerin kaldırılmasıydı. Baskıların kaldırılması, ekonomik baskıların kaldırılması ihracatla alakalı olarak. Hem Rus tahılı üzerinde hem de gübre üzerinde. Gübre konusunda mesela amonyum konusunda Rusya dünya lideri. İhracata yönelik baskıların kaldırılmasıydı. Şunu da söyleyeyim, batılı kaynaklarda hep onu bu konu geçtiğinde söylüyorlar. Direkt olarak tahıl üzerinde veya işte gübre üzerinde bir müeyyidesi yok batının, ekonomik baskısı yok. Ancak ihracata yönelik olarak, sigortalamaya yönelik olarak, mesela gemilerin limanlara girişine yönelik olarak bazı kısıtlamalar var. Ve bu kısıtlamalar da tahıl taşıyan gemileri etkiliyor mesela. İşte evet. Sigorta şirketleri dünya çapında. Yani Rusya'nın zayıf yönü de bu işte. Evet. İngilizlere, İngiliz şirketlerine, Amerikan şirketlerine bağımlı. Çünkü deniz taşımacılığı uluslararası bir yapıya sahip, ekonomik yapıya sahip ve kendi başınıza sadece yerel imkanlarla yapamıyorsunuz. Bunu başkaları da yapamıyor. Rusya hiç yapamıyor. Çok daha fazla bağımlı bazı ülkelere göre. Dolayısıyla Rusya tekrar geri dönme kararı aldı. Çünkü Rusya yokken bu hızlarını arttırmışlardı. İstanbul'da Joint Coordination Center var. Birleşik Milletler'in tahıl
Karadeniz Tahıl İnisiyatifi kapsamında kurulan ve burada Ukrayna, Türk, Birleşmiş Milletler ve Rus dört kurumun heyetleri mevcut ve bu heyetler gemileri tek tek kontrol ediyorlar ve denetlemeden geçen gemiler, yani herhangi bir silah, kaçak madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor. Ancak Ruslar bunu biraz ağırdan alıyorlar, yavaşlatmak için Ukrayna'nın ihracatını. Çünkü Ukrayna'ya da bir gelir sağlıyor bu. Ancak Rusya çıktıktan sonra, bu anlaşmadan çıktıktan sonra hemen o timlerin sayısını arttırdılar. İnceleme heyetlerinin sayısını arttırdılar ve tabii daha hızlı yapmaya başladılar bu incelemeleri. Çok da Rusya mesela Ukrayna'dan gelen gemileri de arıyordu. Ancak Ukrayna'dan gelen gemilerin aranması çok da mantıklı değil. Çünkü Ukrayna yurt dışına silah kaçıracak hali yok yani. Evet. Kendisinin ihtiyacı var. Evet. Ama onları da arıyorlardı. Bu da tabii bir zaman kaybına sebep oluyordu. Rusya belki de bunu önlemek için tekrar geri de dönmüş olabilir. Ve işte değişik konularda tekrar masaya oturmak için geri dönmüştür. Her ne olursa olsun kendisinin masada olmadığı ama kendisinin hakim olmak istediği bir denizde böyle bir faaliyetin devam ediyor olması Rusya'nın aleyhine olacaktı. Aslında ilk başta yaptığı hamlede devam etmeyeceğini düşünmüştü belki de. Böyle bir güvence vermediğinde o gemide ticaretin duracağını, belki durma noktasına geleceğini düşünmüştü. Bir de en başında bu ticaret başladığı zamanki durum da söz konusu değil. Yani Rusya şu artık şunu yapamaz. Tekrar bir daha ablukayı alıyorum, bir daha o trafiği kesiyorum diyemeyeceği için, bu baskıya da katlanamayacağı için mecburen tekrar masaya oturmayı tercih etmiş olabilir açıkçası. Bu da Rusya açısından baktığımızda en başında yapmış olduğu hamlenin yanlışlığını, o hamleden de çok çabuk geri döndüğü sonucuna bizi götürür diye düşünüyorum. İsmail, çok teşekkür ederim. Bence kısa, öz ve çok net bir program oldu. Ancak programın sonunda en başında da konuştuğumuz bir hususa bağlamak istiyorum burada. Türkiye'nin Ukrayna'daki varlığı, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki desteğiyle beraber artan Rus-Türkiye ilişkisinin Türkiye'nin Batı olan ilişkisine vermiş olduğu zararla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. İlave katkın olursa da senden lütfen en sonunda beklerim. Genel itibariyle gördüğümüz, en başından beri bizim işlediğimiz, bütün programlarımızda tekrar tekrar aynı şeyi ifade ettiğimiz Karadeniz Vardiyası özelinde farklı açılardan değerlendirdiğimiz üzere Rusya ile Türkiye'nin Erdoğan rejimi ile Rusya'daki Putin rejiminin çok ilişkilerinin arttığını ve ticari ilişkilerin günden güne daha da fazlalaştığını, bunun askeri ilişkilere döndüğünü görmekteyiz. Ancak yaşanan son bombalı saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamada da gördüğümüz üzere yaşanan bombalı saldırının direkt olarak faturasının ABD'ye kesilmiş olması ve hemen ardından da ABD ile ilgili kullanılan ifadelerde biz bunun nereden geldiğini ve kimden geldiğini çok iyi biliyoruz ve en yakın zamanda faturasını keseceğiz gibi ifadelerle bulunmasının, aynı zamanda NATO ile ilgili İsveç ve Finlandiya özelinde yaşanan krizi de dikkate vererek veya onu da koz olarak kullanarak, aynı zamanda kaçacakları yeri de çok iyi biliyorduk biz onların diye Yunanistan'a da gönderme yaparak, hem NATO'da hem ABD özelinde Batı ile olan ilişkilerini günden güne koparmaya başladığını ve bunun yanında da Rusya'ya gittikçe de bağımlılık durumuna geldiğini de gözlemliyoruz. Yani aslında bizim en başından beri söylediğimiz o ayrım noktasına, bir başkasının zoruyla değil, kendileri bilerek ve isteyerek kendilerine sürüklediklerini gözlemliyoruz. Yani biz daha öncesinde bu ayrım noktasına yaklaştıklarını ve bunun zorunda kalacaklarını söylüyorduk. Ama burada bir gönüllülük esaslı ayrıma doğru giden ve hatta çok ilginç bir şekilde İçişleri Bakanı'nın ifadeleriyle Türkiye'nin NATO'daki varlığına dair sorgulayacak seviyeye geldiğini görüyoruz. Bunlar uygulanır veya uygulanmaz. İçişleri Bakanı dışişleri temsilcisi değildir. Yani Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayla İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamanın da aynı olmadığını daha önceki programlarımızda gene söylemiştik. İçişleri Bakanı bu anlamda bizim denizcilik tabirinde dekoy gibi kullanılıyor. Yani sadece yanıltmak maksadıyla ortaya atılan bir aparat gibi durabilir belki de açıkçası. Ama
Onun söylemi de sonuçta rejiminin söylemi gibi algılanabilir. Erdoğan rejiminin söylemi gibi algılanabilir. Her ne olursa olsun. Bu durumun en son bombalı patlamanın dış siyasete bakan açıdan değerlendirmesi olarak düşünebiliriz. Ve bu durumun gene Türkiye'yi Ukrayna Savaşı'nda, Karadeniz'de farklı kararlar vermeye zorlayacağını, aynı zamanda Bayraktar İHA'larının Ukrayna ile olan ilişkilerinde beraber çalışılabilirliğini de tamamen durdurduğunu dikkate alırsak, yani yakın zamanda Ukrayna ile Bayraktar İHA'ları beraber üretime geçeceklerini ifade etmişlerdi ancak bunu da durdurma noktasına geldiler. Dolayısıyla ilişkilerin aslında çok da istendiği seviyede gitmediğini, karşılıklı olarak restleşmelerin devam ettiğini görüyoruz. Ama kaybeden taraf böyle bir dengede Batı tarafından almak yerine yıllardır NATO üyeliği olan, yıllardır Batı tarafında eğitim ve doktrinleri tamamlamış olan, birçok ilişkisi ve ticari altyapısı tamamen Batı üzerine olan, Batı'ya entegre olan bir ülkeyi tamamen Batı'dan kopartmaya çalışmak akla zarar. Ve bu akla zarar durumu gittikçe savunan Erdoğan hükümeti içerisinde çeşitli siyasi figürlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bombalı saldırı sonrasında seçime doğru giderken de ne yazık ki bu seçim satında farklı eylemlerin, farklı uygulamaların olabileceğini ve bu uygulama eylemlerin de dış siyasete bakan yönüyle Batı ile olan ilişkilerimizi daha da geleceğini, umarım kopartmaz ama daha da geleceğini değerlendiriyorum. İlave bir katkın yoksa programı burada sonlandırabiliriz. Buyur. Ben çok kısa şunu söyleyeyim efendim. 2012 yılındaydı yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl önce yani bundan. Bir Güney Koreli kursiyer subay akademide, kurmay subay şunu demişti bize. Türkiye'nin şu anki hali dedi, bizim Güney Kore'nin 2012 yılında Güney Kore'nin 10 yıl önceki hali gibi. Yani siz çok gelişme yönünde ilerliyorsunuz. Demokratik adımlar atılıyor ülkede ve ekonomide gelişiyor. İşte bir kısa bir süre sonra bizimle aynı seviyeye gelirsiniz dedi. Güney Kore'de biliyorsunuz şu an Samsung vesaire, yani çok gelişmiş bir ülke haline gelmiş durumda. Ancak bir 10 yıl geçti aradan. Şu anki halimize bakıyoruz. Yani Güney Kore olacağımıza Kuzey Kore olduk diyebiliriz. Evet, ne yazık ki. Umarım daha farklı yönde gider. Umarım analizlerimiz haksız çıkarız. Umarım her şey olduğu gibi, olması gerektiği gibi gider. Bizimle kalın, bizi takipte kalın. Biz de sizin Karadeniz'deki gözünüz olalım. Karadeniz Vardiyası'na vermiş olduğunuz destek için İsmail ve ben ve tüm Aleste ekibi çok teşekkürlerimizi sunmaktayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.